Selamlar millet, ben Fen ve bugün The Binding of Isaac Repentance'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ne yapacağız? Bugün Isaac'in aktif eşyası olan D6'yı açmaya çalışacağız. D6 nasıl açılıyor peki? Blue Baby ile katedralde Isaac'i yenerek açılıyor. O yüzden Blue Baby ile run'ımıza başlayalım hadi. Kısaca Blue Baby'den başlayalım. Gördüğünüz gibi statları bu şekilde. Isaac'ten saldırısı bir tık fazla ve hareket hızı bir tık fazla. Onun dışında bir tezek eşyasıyla başlıyor. Bu şekilde eşyanızı aktive ettiğinizde bir tezek oluşturuyor ve patlattığınızda Blue Baby özel olarak Blue Baby tezekleri patlattığında içerisinden bir tane mavi sinek çıkıyor. Sinekler bilmiyorsanız eğer sizin hasar statınıza göre şekil alıyorlar, verdikleri hasarlar. Düşmanlara gidiyorlar, çarpıyorlar ve sizin hasarınız kadar hasar vuruyorlar. Bunun yanı sıra şu anda kalbimizi göremiyoruz Curse'den dolayı ama 3 tane Soul Heart'ımız var. Yani 3 tane mavi kalbimiz var. Blue Baby hiç kırmızı kalp alamıyor. Aldığı can eşyaları da bir tane mavi kalp olarak geçiyor. Mesela Breakfast aldınız. Normalde bir tane kırmızı kalp verir herhangi bir karaktere. Ama Blue Baby de aldığınız zaman kırmızı kalp değil, bunun yerine bir tane mavi kalp veriyor. Ayrıca şu tezekler önemli. Çünkü bu bizim saldırımızın önemli bir bölümünü oluşturuyor. Özellikle bazı bosslarda odada bir sürü tezek varsa onları patlatıp tezeklerin içerisindeki sineklerin bosslara gitmesini sağlayabilirsiniz. Bu arada 200 aboneye çok yaklaştık. Abone olursanız mutlu olurum. Şu sineklerden de kurtulalım. Mesela gördüğünüz gibi burada bir sürü tezek var. Bunları patlatacağız. Ve boss'u nasıl yok ettiğimizi göreceksiniz. Hadi bakalım. Bakın gördünüz mü? Hemen anında yarı canını aldık. Ve bu boss'un kendisi de zaten tezek ürettiği için onları da patlatarak kendimiz için kullanabiliriz. Stem Cells zaten bunu aldığımız zaman bir tane daha mavi kalp gelecek bize. Shot speed'imizi arttırdı onun yanı sıra. Güzel. Ama biz hala eşya odasına giremedik. Ve Isaac'te son zamanlarda şöyle bir sıkıntı yaşıyorum. Dodge'layamıyorum ya resmen. Yani bu mesela ilk oynadığım Blue Baby Run'ı değil. Videosunu çekmeye çalıştım. Bakalım bu sefer işe yarayacak mı? Yani düşmanları dodge'layamıyorum ya resmen. Hani dodge kabiliyetimi kaybettim. Sen neredesin? Gel. Güzel ama daha henüz hasar almadık. Çom ağzımı açmayayım da. Hiçbir işimize yaramıyor bunlar. Gizli oda muhtemelen şurada. Bir tane bomba bulabilirsek burada değilmiş. Buranın aşağısında değil. Gizli oda karışık. Gizli odanın olabileceği bir sürü olasılık var. O yüzden uğraşmayacağız. Bomba elde etsek daha iyi. Mesela Broken Remote aktif eşyamızı bir sürekli sık kullanacağımız için berbat bir eşya. Ve Sisi. Sisi'yi severiz. Sisi iyidir, güzeldir. İşte aktif eşyanızı kullandığınız zaman sizi random bir odaya ışınlıyor. Teleport 2.0 gibi çalışsaydı, yani sizi şu ana kadar gitmediğiniz odalardan bir tanesine ışınlasaydı mantıklı olabilirdi. Belki kullanılabilirdi ama işimize yaramaz. Sisi iyidir, Sisi'yi severiz. Bu oda biraz sıkıntı. Odada hasar almak istemiyorum. Rica ediyorum. Güzel. Gördüğünüz gibi şu anda 4 tane mavi kalbimiz var. Söylediğim gibi buradan hasar almadık. Güzel. Nereye spawnlandı? Spawnlanmadı. Aa. Yani demek ki etrafında şunlar olduğu zaman aktif eşyaya basarsak spawnlanmıyor. İyiymiş. Bunu öğrendiğim iyi oldu.
Sisi düşmanların üzerine yürüyerek onları charmlıyor arkadaşlar. Özellikle bosslarda çok işimize yarıyor. Yani sadece charmlama olayı değil, bazen donduruyor da değil mi? Bossları donduruyor olması lazım. Bu tarz büyük odalarda çok işimize yaramayabiliyor. Ama özellikle boss odalarında bayağı işimize yarıyor. Küçük odalarda. Bu arada biraz save file hakkında konuşayım. Arkadaşlar bu save file hani taze bir save file. Yani bu kayıt dosyasında oynadığım her türlü gelişme şu an kanalda mevcut. Kanalda mevcut olmayan hiçbir gelişme yok. Zaten kaybettiğim runları genelde atmıyorum. Hani bakıyorum izlenebilecek düzeydeyse, sıkmayacaksa insanları, kaybettiğim runları da atıyorum ama genelde atmıyorum. Yani bu şu demek değil. Aa, demek ki buranın da demek ki YouTube'da görüyorsak kazanmıştır anlamına gelmiyor ama genellikle evet. Eğer bir run'ı YouTube'a attıysam demek ki izlemeye değer görmüşümdür. Şöyle şunları bir patlatalım. Bir tane anahtarımız var. Nedir bu? Ama bu hoş değil ki ya. Yani bunu alabiliriz. Tamam, bunu alalım. Ya elimizdeki eşyaya çok benzer ama sanırım bir oranlama yapacak olursak her odada tek bir mavi sinek almak mı, yoksa her iki odada bir en az 4 tane örümcek almak mı? Sanırım örümcek almak daha mantıklı. Ve bu arada Sisi de arada sırada örümcek spamlıyor. Onu da söylemiş bulunalım. Abi. Rica ediyorum. Şöyle bir kaydı kontrol ettim. Markette bir şey yok. Aslında var. Yani Blue Map işimize yarar ama paramız yok. Boss'a girelim bakalım. Oh, Lord of Lies. Gördüğünüz gibi Sisi üzerine gitti. Ve bayağı hızlı bir boss savaşı oldu. Şeytan anlaşması, şeytan anlaşmasına girecek miyiz? Blue Baby'de şeytan anlaşması şöyle oluyor. Mavi kalplerinizi feda ediyorsunuz arkadaşlar. Ve bir tane mavi kalp istiyor. Üç tane mavi kalp istemiyor. Bazen iki tane mavi kalp istiyor. İşte eşyanın kalitesine bağlı olarak değişiyor. Ama almak istemiyorum, girmek istemiyorum. Melek odası eşyalarına gitmemiz bence daha mantıklı. Şu an yeterince hasar vurabiliyoruz. Hani Sisi ve örümcek kutusuyla beraber. O yüzden Crackjack'i alacağım. Tutalım. Buranın sağında olabilir. Solunda olamaz. Bakalım. Evet. Muhtemelen burada ama bombamız yokmuş bizim. Allah Allah.
O yüzden direkt gidiyoruz. Yani aktif eşyamızı sürekli kullanacağımız için aslında bu trinket bizim pek işimize yaramıyor. Ayrıca trinket ne işe yarıyor? Eğer aktif eşyanızın şarjı tamamen doluysa size bir sürü stat sağlıyor. Ama biz aktif eşyamızı kullanıyoruz, öyle bir durum var. Mesela hemen kullandım ve o verdiği stat bonusların hepsi gitti. Ya bilmiyorum, tartışılır. Kullanmak mı daha iyidir, kullanmamak mı? Şunlar da çok sinir bozucu. Canları da fazla. Bu arada bir tık hastayım böyle. Sesim biraz nazal geliyor. Kusura bakmayın. Girelim bakalım ne varmış. Hiçbir şey. Ya eğer gerek yoksa aktif eşyayı kullanmam gibi. Çünkü 4.65 hasar bayağı işimize yarar. Sıkıştırma beni oraya ama ya. Yazık. Eşya odasını bir bulabilsek keşke. Şöyle kullanacağım. Hiç uğraşamam yani. Son darbeyi ben koymasaydım orada Sisi üzerine yürüyordum. Şu arkadaşlardan da nefret ediyorum. Özellikle 2-3 tane varsa, hani kaçabilecek alan çok bırakmıyorsa. Abi. Nerede? Karısı çıkmaz, değil mi? Evet. Şöyle aşağı gittik. Şöyle bir gidelim. Anahtarı şimdi kullanmayacağım. O kendimi patlatıyordum az kalsın. Bu oda bayağı tehlikeli ya sanki. Şöyle ben bir kullanayım da şunu patlasınlar bir yerde. Pekala. Gereksiz bir hasar da aldık. Aa, bunlar uçuyor değil mi? Şey, örümcekler vuramaz ki uçanlara. Neyse, yerdekileri en azından örümcekleri patlattılar. Eşya odasına ulaştık sonunda. Buradan kaçamayız hasar almadan. Evet. Yani odayı çok güzel dizayn etmişler. Tam hasar alabileceğimiz şekilde. Gördüğünüz gibi Sisi dokunduğu için önce arkadaşını yok etti, sonra bize geldi. Rubber Cement. Olur. Yani o kadar iyi bir eşya değil ama yani. Bir düşmana önce hasar veriyor, sonra bir arkadaşına sekme ihtimali var. O yüzden fena değil. Ya da atıyorum isabet ettiremedik. Arkasından sekti, gene düşmana çarptı. Bu da mümkün. Bu odada aktif eşyamı kullanmayacağım çünkü hasara ihtiyacım var. Hiç çentikli kaya da göremiyorum ya. Ben mi körüm acaba? Markete ulaştık.
O bu arkadaşlar güzel. Güzel kurtardık. Magician'ı tutalım elimizde. Boss'ta kullanırız. Battery Pack işimize yaramaz. Smelter var. O da işimize yaramaz. Ben gidiyorum. Hayır ya. O hasar da verme bana yani. Ayıp. Şöyle bir şey yaparsam aktif eşyamı kullanmama gerek kalmaz. Yeterince hızlıyım zaten. Kaçınabilirim yani. Canı artık %30 mu ne? Bir seviyenin altına düştüğü zaman 4 ana yöne gitmektense böyle çapraz çapraz gitmeye başlıyor bu arkadaş. Ve gördüğünüz gibi melek anlaşması tuttu. İyi ki de tuttu. Hoş. Ne vereceksin bize? Abi Seven Seals ne ya Allah aşkına? Yani daha iyisi yok muydu? Yani her 10 saniyede değişen bir Harbinger oluşturacak yanımızda ve bu Harbinger'lar gördüğünüz gibi bir sinek ortaya salacak ve hani farklı özelliklere sahip sinekler ortaya salacaklar. Bu sinekler düşmanlara gittiği zaman patlayabiliyor, işte zehirleyebiliyor bilmem ne falan filan. Öyle bir şey. Gördüğünüz gibi. Yani kötü bir eşya mı? Kesinlikle değil. Ama daha iyileri var. Ve canımız az bir tık. Dikkat etmemiz gerekiyor o yüzden. O patlama bize zarar vermiyor galiba. Gnawed Leaf. Fena değil. Fena değil. Sanırım ilk defa alacağız bu save dosyasında Gnawed Leaf'i. Eğer hiçbir şey yapmazsak bu şekilde tamamen dokunulmaz hale geliyoruz. Hareket etmediğimiz sürece bize hiç zarar veremezler. Aslında bu şu demek oluyor. Bizim kendimiz haricinde bir hasar verme yöntemimiz olduğu için bir odaya girip bunu kullanmamız yarım saat sürse de bize oyunun zaferini garantileyebilir. Ama çok sıkıcı olur. Yani bir saatte kazanabilirim oyunu istesem bu şekilde. Eğer tamamen işin içerisinden çıkılmaz bir hale girersek kesinlikle yaparım bunu. Mesela şöyle sürekli sinek spamlayacak Harbinger'ımız. Ve Sisi de sürekli örümcek spamlayacak. O yüzden mantıklı olabilir. Ama tabii izleme açısından pek sizde zevk bırakacağını zannetmiyorum bunun. Gördüğünüz gibi Sisi onlara dokundu ve düşmanları artık cezbetti bu arkadaşlar. Ama ortada hiç düşman kalmazsa size yöneliyorlar. Dikkat edin. Şu zehirler bize zarar vermiyor. Abi ben burada... Bazen doğrudan çok tehlikeli odalara girebiliyorsunuz. Bu tarz bir şey olduğu zaman... O kaos. Kaos alınabilir. Bilmiyorum daha oyunun başındayız. Alınabilir sanki. Bir kaos run'ı da atmış oluruz ha. Kanalda hiç kaos run'ı yok. Bütün eşya havuzları birbirine karışıyor. Alacağım hadi bakalım. Şu an elimizdeki daha iyi. Hegalaz'ı alalım. Canımız az ama ona dikkat etmemiz lazım. Daha eşya odasını bulmadık o yüzden işimize yarar herhalde. Acaba yoksa bir sonraki kat için mi işe yarıyor? Bilmiyorum. Bu arkadaşlar şey atıyorlar. Creep atıyorlar. Oh, Left Hand'i biz daha önce açmadık mı? Açmamışız demek ki. Bütün chestleri kırmızı chestlere dönüştürüyor arkadaşlar. İçerisinden eşya çıkıyor. Ama biz kaos aldığımız için artık bir işe yaramayacak. Yani kırmızı chest'ten normal hazine odası eşya havuzundan bir eşya çıkabilir. O yüzden pek de mantıklı değil. Hasara ihtiyacımız var. O yüzden. Öncelikle şöyle bir şey yapacağız burada. Seni patlatıyorum.
Seni de patlatıyorum. Experimental Pill. Açık konuşayım, bu beni korkutuyor. Yani hasarımızı düşürürse yandık. Geçmiş olsun. Alsam mı bu riski? Alıyorum hadi. Hasarımızı arttırdı ama fire rate'imizi azalttı. Bu da bilmiyorum, çok hoş bir senaryo değil. Hızımızı da arttırdı. Hızımızı arttırması güzel bir şey. Range'imizi azalttı galiba. Tam göremedim ama. Ya fena bir sonuç değil. Hani öyle söyleyeyim. Daha kötü sonuçlar görebilirdik. Şunları patlatalım. Hadi boss'a girelim bakalım. Oo, çok hızlı bitti bu. Beklemiyordum böyle. Şeytan anlaşması çıktı. Şeytan anlaşmasına girmeyeceğim. Bir melek anlaşmasına girdikten sonra sürekli olarak melek anlaşması alacaksınız diye bir şart yok arkadaşlar. Onun yerine şöyle bir durum var. Önce şunu bir şey yapalım. Değiştirelim. Tekrardan %50 %50'ye düşüyor. Yani mesela %33 şansımız vardı ya anlaşma çıkartmak için. Bu %33 anlaşma şansını %50 50 şeytan ve melek diye ikiye ayırıyor tekrardan. Ve tekrardan siz şeytan anlaşmasına girmediğiniz takdirde tekrardan bütün şansı melek anlaşmasına çıkartıyor. Yani ben bunu almazsam bir sonraki kata çıktığımda %67 olasılıkla sadece melek anlaşması şansı çıkacak. Ki ben ona gitmek istiyorum. Hadi bakalım. Şurada para varmış, onu alalım. Şu an yeterince güçlüyüz gibi. Gibi. En azından gibi. Evet, Boss Trap Room'a da girebileceğiz demek oluyor bu. Ne varmış bakalım? İşimize yarar mı? Anemik. Farklı bir eşya olsaydı alırdım da. Burada alsam mı? Yani değer mi? Şimdi öyle bir boss çıkma ihtimali var ki bize çok hasar verebilir. Neyse ya, alacağım. Alacağım. Olmadı Gnome Leaf'i kullanırız. Şöyle atladığınız zaman bize hiçbir hasar veremiyorlar. Duralım bakalım böyle. Harbinger'lar sürekli çıkartsınlar bir şey. Gördüğünüz gibi hani bu şekilde bütün bossları yenebiliriz aslında. Ama çok uzun sürer hani. Bakın dibimde duruyor mesela şu anda. Diğer bossumuz ne olacak? Bu arkadaş da mesela Brimstone atıyor. Bu arkadaşlar hani normal bosslar olduğu için canları o kadar yüksek değil ama gidip mesela Isaac gibi bir boss'a karşı bu metodu kullanırsak bu inanılmaz derecede sıkıcı olacaktır. Gördüğünüz gibi Brimstone olduğu için beni korkutuyor aslında. Brimstone olmasa beni bu kadar korkutmaz. Yavaş yavaş hasarımızı veriyoruz. Bitti, bu kadar. Yani bu bayağı böyle bir, ne bileyim, çok aşağılıkça bir yöntem, farkındayım. Ama kazanmak için bütün yollar mübahtır. Ve kaosu almamıza rağmen bu eşyanın çıkması da çok manidar oldum. İşte kaosun problemi de bu. Mesela şu arkadaş normalde boss odası eşya havuzuna dahil değil diyebiliyorum. Ama eşya havuzları karıştığı için birbirine böyle bir şey çıkabiliyor. Aslında şeytan anlaşmasına girebilirdik. Biz kaos aldık ya. Neyse. Alışkanlık diyelim. İki tane mavi kalbimiz var. Bunu unutmayalım. Kalplerimizi göremiyoruz. Şu arkadaşlar için de dikkatli olun. Yani dikenlere dokunmak istemezsiniz kesinlikle.
Nedir bu? Hı-hı. Hayır ya, hayır ya. Hızlı davranamadım maalesef. Güzel, sonucuyu da patlatalım. Şu an şampiyon muydu bilemiyorum. O yüzden sadece bir tane soul heart'ım kalmış gibi davranmam gerekiyor. İki tane anahtara beş tane bomba. Şu an anahtarımız az olduğu için mantıklı bir harcama değil. Ortadaki şey olmasaydı kesinlikle saldırırdım düşmanlara ama ortadaki şey beni korkutuyor. Gördüğünüz gibi ortadaki ateş güdümlü mermiler fırlatıyor. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Blood Oath. Hiçbir işimize yaramıyor. Kırmızı kalbimiz olmadığı için hiçbir işimize yaramıyor maalesef. Yani alsak da almasak da bir şey değişmiyor. Yine şerefsizliğimiz üzerimizde. Aa, elektrik mi gitti? Bir dakika. Galiba elektrik gitti. Oyun bu kadar kastığına göre. Evet, elektrikler gitti maalesef. Ben videoyu durduruyorum. Elektrikler gelince geri geleceğim. Geri döndüm. Elektrik de geri geldi. Şöyle hemen bir kaydı kontrol edelim. Kayıt devam ediyor. Problem yok. Kusura bakmayın ama yani benim de elimde olmayan bir durum bu. Elektrik gittiği zaman şarj da sonuçta bilgisayarı şarjda çalıştırıyorum. Bu kadar yüksek FPS alabilmemin sebebi bilgisayarın şarjda olması. Laptopun daha doğrusu. Laptop şarjda olmadığı zaman da yüksek FPS alamıyorum maalesef. Kayıt çekebilsem bile bu sıkıntı oluyor. Yani 2023'teyiz abi, bu kadar sık elektrik kesintisi de ne bileyim. Neyse. Çok konuşmanın anlamı yok. Pegasus'ı bu katta kullanırız ve Strength'i alırız. Yok. Şöyle bol taşlı olan bir oda. Yani. O neydi ya öyle? Şu gökkuşağı renkli tezek hiç işimize yaramıyor. Kırmızı kalplerimiz olmadığı için. Ama bize sinek veriyor. Egalaz'ı burada kullansam kuru kafalarında yük ediyor mu? Evet. Ve güzel bize bir siyah kalp verdi burada. Ansus. Bunu bu katta değil bir sonraki katta kullanalım. Diyeceğim. Strength. Duruma göre kullanabiliriz. Bir kalsın bakalım. Elimizde Strength bulunsun. Yok. Onu yapmayacağım. Gidip boss'la savaşalım hemen. Ya bir de hani şöyle bir şey var. Bilgisayar başından kalktığın zaman, özellikle Aizen'in başından kalktığın zaman şöyle bir sıkıntı oluyor. Hani o yanlışlıkla ikinci bombayı koydum bu arada. Hani o alışık olduğun şeyi kaybediyorsun. Ele alışmışsın, nasıl oynaman gerektiğine alışmışsın falan. Atıyorum içeriden kapı çalıyor, git. İşte bak ona falan filan bir 5-10 dakika geçsin aradan. Hayır, hayır. Ben abi tekrardan... Çok hoş olmasa da bu yöntemi kullanmaya devam edeceğim. Gelin abi, hiçbir şey yapamazsınız bana. Post Head, bu bize daha fazla şey kazandıracak ama yani
Zaten Gnawed Leaf var. Ne gerek var? Çok hoş eşyalar çıkmıyor açıkçası. En azından Seven Seals'ımız ve Sissi olduğu için birazcık kurtarıyor bazı şeyler. Mama Mega. Mama Mega'yı alabilirim. Ama aktif eşyamı kaybetmiş olurum. Öyle bir durum var. Abi hiç hoş değil ama bu ya. Gerçekten hiç hoş değil. Aktif eşyamı kaybedersem bana verdiği statları da kaybetmiş olurum. Bana verdiği statları kaybedersem şöyle bir sıkıntı olacak. Ben hani duruyorum ya bazen bossları yenmesini bekliyorum. Sonuç olarak benim sineklerim de benim hasar statımdan faydalanıyor. O yüzden hasar statımdan faydalanan bir build'ı bozarsam eğer bizim için çok daha sıkıntı olur. Bu o yüzden almayacağız. Mama Mega işimize yarayabilirdi ama. Daha da gitmenin pek bir anlamı yok. Şurayı bir deneyeceğim. Ne olur burada ol. Değilmiş. Ne olur burada ol. Değilmiş. Burada değilsin. En sızı alacağım yanıma. O zaman şeyin yanındadır. Burada da değil. Nerede bu? Gizoda nerede? Bilmiyorum. Pekala. Bir sonraki kata gidelim. İşte şeyden bahsediyordum. Isaac'in başından kalktınız. Bir 15-20 dakika sonra tekrar oturdunuz. Ele alışamadığınız için. O an odaklanamıyorsunuz. İki tane hasar alıyorsunuz ve kaybediyorsunuz. Maalesef bu tarz şeyler başıma çok sık geliyor. Eminim oynayan sizlerin de başına geliyordur. Ben abi burada şu tarz bir yerde durmayı tercih ediyorum. Hayır ya. Arkasından vur, arkasından. Eğer o sinekler yüzüne çarparsa hasar veremiyor. Güzel. En azından 5'lik verdim. Şunu önceden yenelim ki şu arkadaşlar da sıkıntı biraz. Üçüncüsü gelecek mi? Üçüncüsü de geldi. Aa, kendisini aldı. O nasıl bir şey ya öyle? Böyle bir şey mi varmış? Hayır. Hiç hoş olmadı bu. Bu o da çok çirkin bir şeymiş. Tanıştığıma işte memnun olmadım. Aa yok, ben bu arada hareket etmiyorum. İmkan yok. Rica ediyorum, sol tarafa gider misin? Bak ya, dibimde duruyor. Sal beni. Şöyle. Hadi abi. Hoş. Bir bombaya iki bomba her zaman mantıklı bir ticaret. Canımız az. Her zaman bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Ben burada dururum abi. Hiç kimse beni hareket ettiremez. Benim bu oyunda en nefret ettiğim düşman tiplerinden bir tanesi bu. Boss'unu da hiç sevmiyorum zaten. Ben kesinlikle buradan... Burada ölürdüm yani ben. Öyle söyleyeyim. Ölmek istemiyorum. Daha çok gencim. Hocam bir tık kenara gider misin ya? Hop. Hayır. N-n-n. Cık. Hayır. Hadi son bir tane. Onu da alırsın ya.
En sızı kullanıyorum. Burası boss odasına gidiyormuş. Oo, daha çok var eşya odasına. Niye daha önce kullanmadım ki bilmiyorum. Nerede? Heh. Yön algım şaştı. Bu arada boss trap room da açık. Gidip bir eşya daha çalabiliriz. Hadi abi, Seven Seal, sana güveniyorum. Zaten çok hızlı hareket etmiyor, o yüzden süpersin. Gidemiyorum yukarıya. Neden? Nasıl ya? Böyle bir şey mi var? Bu bug mu bu? Nasıl yani? Grid bosslarından gidemiyor muyum abi? Ben bunu ilk defa görüyorum. Ayıp. Burada ne var? Orada da çok korkmamıza gerek yok. Hallederiz. Aa, bu oda çok kötü. Nesin sen? Chariot. Chariot fena değil. Juicy sack. Abi niye işe yaramaz eşyaların hepsi bana geliyor? Spider Baby olduk en azından. Spider Baby olunca ne oluyor ki? Bir sürü örümcek mi spamlıyoruz? Galiba öyle bir şey var. Yo, bir tane spider doğurduk, o ne? Ghost Baby, bunu alacağım. Yani hasara ihtiyacımız var. Sanırım gerçekten biz böyle duracağız. Bossları bu şekilde ineceğiz yani. Başka yöntemimiz yok. Hani ayıp ya. Hala boss trap room'a giremiyor muyum ben şimdi? Ayıp ayıp. Ama ben bunu ilk defa öğreniyorum ya. Nasıl yani? Öyle bir şey mi varmış? Korkutucu. Güzel. Eternal Heart severiz. Pekala, bakalım. Aa, burası Nekropolis ki anne. Anne savaşında hiçbir şey yapmıyorum abi. Olduğum yerde öyle duracağım. Olduğum yerde duracağım. Kimse beni oynatamaz. Spider Baby'miz de var. Her şeyimiz var. Örümceklerimiz, sineklerimiz. Gideyim çay kahve falan yapayım mı acaba ya? Bir bakayım. Kaç dakika sürecek acaba kazanmamız?
14.58. Kusura bakmayın yani eninde sonunda RAM böyle bir şeye dönüştü yani. Ama ne demişler? Yemek buldun ye, dayak buldun kaç. Öyle bir şey mi? Neydi? Yani ben de şu an kaçıyorum. Çok da efektif olduğunu düşünüyorum. Oyunda teorik olarak yenilmeziz şu anda. Teoride de öyle. Ama annenin eli çıkmazsa eğer çok fazla hasar veremeyeceğiz ve bu iş çok daha fazla uzayacak. Chariot'u kullanacağım galiba. Bu şekilde. Book of Belial. Book of Belial çok hoş. Aslında bossları bizim çok daha hızlı bir şekilde yenmemizi sağlayacak bir eşya. Alınabilir. Book of Belial alınabilir. Bilemeyeceğim. Ayrıca Devil ve Angel Room şanslarını da arttırıyor. Çok kullanmayız, sadece boss odalarında kullanırız. Girelim bakalım şeytan anlaşmasına. Hiçbir şey yok. Ortadakinden çıkar mı bir şey? Çıkmadı. Rotten Baby. Aslında Rotten Baby işimize yarar. Rotten Baby'yi alıyorum. Ve bay bay, ben gidiyorum. Şu anda dikkat etmemiz lazım sadece biraz. Onun dışında problemimiz yok. Korkutucu düşman gördün mü? Dikkat edeceksin. Şu çifte çentikli kaya değil değil mi? Oha, direkt boss odası yanımızdaymış. Ve Womb X-Large. Pekala. Giriyorum o zaman. Şöyle hiç hareket etmiyorum. Rotten Baby'de şöyle bir şey var ve Ghost Baby'de. Bunlar benim işime yaramıyor. Sebebi de şu. Conjoint açılabilir. Yok, hiçbir işime yaramıyor. Conjoint açılsa bile hiçbir işime yaramıyor. Niye? Hatta Conjoint açılsa bir nevi benim zararıma. Niye? Onu anlatayım. Benim bunları açabilmem için dahi sağa sola şey atmam gerekiyor. Sürekli atış yapmam gerekiyor. Atış yaparsam Gnawed Leaf koruması deaktive oluyor. O yüzden mantıklı değil. Şu arkadaşı alabiliyorum. Bana uçuş sağlıyor. Uçuş işimize yarar mı? Yarayabilir. Duruma bağlı olarak. Ama bence bu daha mantıklı. Şimdi Space'e bastığım anda beni yok ederse sıkıntı olur. O yüzden şöyle bir önce gözleri alalım da. Hadi Spider Baby. Şöyle kullandım. Kaçamıyorum.
İyiyiz, iyiyiz. Şu an iyiyiz. Spider Baby. Aa, Spider'lara hasar veremiyor. Bu ne abi? Böyle bir şey spawnladığını ilk defa görüyorum. Nasıl yani ya? Bir de bunu mu yeneceğiz 2 saat abi? Sisi hasar veremiyor mu annenin kalbine? Abi bu çok sinir bozucu bir şey bu arada. Örümceklerimiz işe yaramıyor şu anda. Ve bossları spamlıyor abi bu. Nasıl yani? Daha önce bossları spamladığını ben görmemiştim. Güzel, Seven Seals gitti, hasar veriyor şu anda. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Yerdeki düşmanları örümcekleri halleder. Bir de spawnlamasa iyi olacak. Şimdi Brimstone. Brimstone'u hala şey yapmadı. Demek ki bunun böyle bir mekanizması varmış. Yani bunu yeni öğreniyorum ben. Eğer hareket etmeden duruyorsa Isaac sürekli düşman spawnlıyor. Hadi Seven Seals, git düşman abi. Ya şu an böyle bir taktiğe başvurma sebebim tamamen meraktan ve ayrıca yeteneksizlikten. Hani çünkü eğer böyle bir taktiğe başvurmazsam muhtemelen öleceğim. Yani şanslı eşyalara denk gelmedik maalesef. Evet, Brimstone'unu başlattı. Rica ediyorum, yakında ölür müsün? Bir daha Brimstone'la başladım. Ah, bitiyor sonunda. Şükür. Hayır. Abicim bir vurumluk canı kaldı. Seven Seals lütfen. Nereye gidiyorsun? Ah. Sonunda ama %36'lık Devil Deal şansını kaybettik ve katedrale gidiyoruz. Hadi bakalım. Curse of the Blind çok hoş. Eşya alamayacağız zaten ama. D6'yı almaya çok yakınız. Yine Seven Seals. Burada fark yaratacak olan eşya. İki vurumluk canımız var. Ama teorik olarak ölümsüzüz. Hareket etmediğimiz sürece. Ya keşke Rotten Baby biz şeyken bile hasar vurabilse ya. Ateş etmeden bile Snake spamlasa. Çok hoş olurdu öyle olsaydım. Hadi abi. Hapşuracağım. Tam doğru anda videoyu durdurdum, hapşurdum ve geri geldim. İyiyiz, iyiyiz, tamam, iyiyiz. Açalım bakalım, sende ne var? Para var, hiçbir işimize yaramıyor. Bu arkadaşlar güdümlü atıyorlar, ben bu arkadaşların karşısına çıkmam. Gayet de korkutucular yani.
Hasar almak bir tane şey spamlıyor. İhtiyacımız yok. Ve artık çok daha hızlı hasar vereceğiz çünkü hasarımız arttı şu anda. Az önce o kadar uzun sürmesinin sebebi hasarımızın 3'e mi ne düşmüş olmasıydı. Artık iyiyiz. Artık şunu da bir alsak. Güzel. Kim bunlar? Şu doğur masaları iyi olacak. Burada birazcık inisiyatif alacağım. Güzel, boss'a ulaştık. Ama anladığım kadarıyla şey yapmam mantıksız. Book of Belial'ı kullanmam mantıksız mı oldu acaba? Bilmiyorum. Güzel. Gizli odaya bir bakalım. Burada değil. Burada da yok. Şu aşağıya bakabiliriz. Burada da değil. O yüzden hadi gidelim boss'a artık. 48 dakika olmuş. Canını yeterince hızlı bir şekilde götürüyoruz. Sisi ve şey de hasar verebildiği için çok daha hızlı öldüreceğiz Isaac'i bu şekilde. Çok iyi ya. Ve şeyin creepy de hasar veriyor. Isaac uçuyor olmasına rağmen demek ki yerdeymiş gibi sayılıyor. Pekala. Ya bu bayağı deneysel bir an oldu ve bayağı bir şey öğrendim sayılır. Seven Seals rica ediyorum yardıma gelir misin? Spider Baby ile Seven Seals bayağı yardımcı oluyor. İyiyiz, iyiyiz. İyiyiz ya. Hani bu şekilde hani bırakın Isaac'i gider Mega Satan'ı da yenerim. İşte Lamb'i de yenerim. Delirium'u da yenerim. Hani şanssızlık. Void'a gidiyoruz. Void'a gidiyoruz. Evet. Delirium'u da yenerim dedikten hemen sonra Void'a gidiyoruz. Tamam. Evet. Önceki bölümde her Nietzsche, sayın her Nietzsche, eğer yorumlardaysan buradan selam veriyorum sana ve Void'a gidiyorum. Pekala. D6'yı açtık mı şimdi biz? Açmadık. Açtık, evet. Yani videonun ana amacını biz bir tamamlamış olalım da. Videonun amacı kaydı şu anda, dur. Dur. Kayıtta bir problem var mı? Yok. 54 dakika devam ediyoruz. Hareket etmeden Delirium'u yenme. Challenge'a bak. Bir tık uzun sürebilir ama beni ilgilendiriyor mu? Hayır. Çayınızı kahvenizi alın. Videoyu ileriye alın. Bilemiyorum artık. İstediğinizi yapabilirsiniz. Hiç umurumda mı? Değil. Delirium'u yeneceğim ben. Hadi bakalım Seven Seals.
Hadi artık. Seksen mi kaldın? Dur dur. Güvenli olduğu zaman çıkıp hareket ederiz. Sıkıntı yok. Ah, hayır 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 hayır. Bu oda korkutucu bir tık. Direkt üzerime yürüselerdi hasar alabilirlerdi. Yani hasar verebilirlerdi daha doğrusu. Ve şurası da açıldı. Hareket ettiğim anda beni direkt sniper sayabilirdi. Mesela gördüğünüz gibi Void. Şunlar da bir tık sinir bozucu çünkü sürekli düşman spamlıyorlar. Hadi abi. Spider Baby. Alırsın onları ya. Can olsa keşke. Ama hiçbir yerde canımız yok maalesef. Bu oda bir tık korkutucu. Kendileri taşlara çarpıyorlar ve hasar alıyorlar. Bu da güzel. Bu da iyiymiş. Ama Seven Seals'ımız bizim yukarıda. Şu arkadaşa hasar vermesi lazım gelip. Oo, hasar aldı. Yine gidip taşa kafa attı galiba. Tamam. Nereye gidiyoruz şimdi? Boş bir oda mı? Pekala. Bir tane Soul Heart çıkmayacak mı şimdi ya? Ne bu? Sağ olasın. Sen de sağ ol. Tek istediğim şey bir tane Soul Heart. Siz de işe yarayabilirsiniz. Hiçbir şey vermedim. Pekala. Bu. Karşımıza çıkabilecek en kötü odalardan bir tanesi. Ölmek istemiyorum ne olursun. Dur, hareket etmemiz gerekiyor bu odada. Ben bir diğer odalara gideyim de. Açamıyorum. Eyvah, eyvah, eyvah. Hayır, hayır. Şaka yapıyorsun. Gerçekten o. Hayır, hayır. Deliriyor mu? Hareket etmeden öldürecektim ben. Ne oldu? Ama kapı niye patlamadı orada? Kapı patlamadı. Abi çok sinirim bozuldu ya. Kapatıyorum videoyu. Hadi görüşürüz. Bay bay.